Şimdi size bu arabanın arkasında ayarladığım, arabanın arkasına göre ayarladığım kutu var. Buna kitchen box, işte camping box diyorlar. İşte bütün mutfak ekipmanları, kamp malzemelerimi koyduğum bir dolap. Bu şekilde sandık yanlarına bağlanan şu aparatla tutabilip arabadan bu şekilde istediğim zaman bunu alabiliyorum dışarıya. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle ön kapağımı şu şekilde kancalı yaptım. Bunu açtığım zaman aynı zamanda bu öndeki kapak masa görevi görüyor. Şuralara zincir kanca yaptım. Zincirle şöyle tutturuyorum ve burası böyle aynı zamanda gördüğünüz gibi masa görevi görüyor. Evet, kamp kutumun içinde neler var size onlara göstereyim. İşte öncelikle burada iki tane yedek kartuş taşıyorum. Bir tane zeytinyağı var, büyük bir şişe su taşıyorum. Bir tane kamplarda kullandığım işte lazım olur balta. Bir tane büyük kasatura. Çok eskidir yadigar. Evet, arabamda bunlar hep sabit. Daha doğru ve bagajın altında büyük bir döküm tencere var. Bazı yine malzemeler var. Şunlar kamp masası. Bu da az önce kurduğum tarp. Gölgeliğin kılıfı. Bir de arkadaşlar sosyal mesaj vereyim. Gittiğim yerlerde köpek, kedi olursa onları da böyle kurumama taşıyorum. Onlara da bu şekilde kurumama veriyorum. Şimdi kamp kutuma gelince. Evet, şuradan başlayalım. Hamamı taşıyorum burada. Decathlon'dan almıştım. Daha önce de tanıtımını yapmıştım. Hamam var. Burada kesme tahtası var. Gördüğünüz gibi. Bir tane ateş kutusu taşıyorum. Bu da tencere takımım. Ve aynı zamanda buralarda da gördüğünüz gibi şişeler var. Zeytinyağı, sıvı sabun ve el sabunu gibi. Bulaşık deterjanı gibi. Onlar var arkada. Bunların da dizaynını bu şekilde yaptım. Arkadaşlar, bunları yaparken koyacağım malzemelerin ölçülerine göre hep ayarladım. Buraya gelince bu gözde de yine Nurgaz'ın bir tane ocakbaşı. Eğer normal ocağım bozulursa bu da kamplarda kullanabileceğimiz testere, katlamalı el testeresi. Evet. Şu da rüzgarlık, Nurgaz'dan almıştım. Mokopot, kahve demlemek için. Ve aynı zamanda yedek. Dedim ya, şuradaki ocağım da bir sorun olursa bu da yedek. Bunun da başına bunu takıyorum. Kullanabiliyorum. Evet, onu da yerine koyalım. Mokopotumuzu yerine koyalım. Bu gözle de bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şimdi bu göze gelelim. Burada yine granül kahve ve bir tane boş kutum var. Havlu peçeteyi orada muhafaza ediyorum. İki tane şöyle aparatım var. Şöyle göstereyim. Bunların içinde işte gördüğünüz gibi diş macunu, diş fırçası, tırnak makası, krem gibi şeyler var. Bunda da daha tam koymadım ama şimdi zaten kullandım. Bazı aparatlar var, zincir var. İşte kullanabileceğim birçok şey malzeme koyabilirim. Şimdi şuradaki kutuya gelirsek de bu kutuda da işte dikiş, tuvalet kağıdı, acil yardım kiti, sinek, böcek, arı sokmalarına karşı kremler, ağrı kesici, yara bandı gibi bir nevi ilk yardım çantası bu. Burada da bunlar daha boş, birçok şey alabilir. Burada da kafa lambası, lazım olur diye ipler, sinek kovucu ve şişme bir yürüyüşlerde kullandığım şişme yastığım var. Bu kutuda da, küçük kutuda da düdük, pusula ve lazım olur diye kalem piller var. Gördüğünüz gibi bu alanda da bunları muhafaza ediyorum. Koyuyorum.
Evet, onları da yerleştireyim şimdi. Buraya. Kutuları da buraya koyduktan sonra bunları da buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi burada ne var derseniz, burada da şuradaki gördüğünüz gibi aslan termosumu buraya koyuyorum. Şuraya bu termosu koyuyorum. Alıyor. Havlu peçi de yerine koyayım. Burada bardaklar var. Gördüğünüz gibi Gezgin Kampsever bardağı. İsmi yanına yazılı. Burada da kupsa bardak ve birkaç bardak daha var. Burası gördüğünüz gibi bardak reyonu. Burada da gördüğünüz gibi ocak var. Bu ocak portatif kamp ocağı diye geçiyor. Ben tekli aldım, ikili almadım. Kutusunu da bu şekilde rüzgara karşı koruma yapabilirsiniz. Hatta şurada bahsettiğim şey vardı, rüzgarlık. Bu rüzgarlık da bunun etrafında işte rüzgarı kesmek için lazım olan bir aparattı. Ama kendi kutusu da iş görüyor. Nasıl kullanılıyor derseniz, çok basit. Bunu ters çeviriyoruz. Şu emniyet. Şunu aşağı indiriyoruz. Şuradan da gördüğünüz gibi şu anda ocağımız yandı. Kapatalım. Evet. Bu kartuşlar da işte bu aldığım kartuşlardan da yedek burada bulunduruyorum arabada. Evet, aynen. Şimdi bunu kaldıralım. Yerine koyalım. Daha sonra çekmecede ne var? Neler var? Onu göstereyim. Bunu da kaldırdıktan sonra yerine koyalım. Bunlar hep ölçü ölçü. Yani bu kutuya göre, bu arkadaşlar affedersiniz, kutuya göre buraya ölçüp ona göre dizayn ettim. Evet. Çekmecemizde gelirsek de, çekmecemizde gördüğünüz gibi nostaljik normal çay bardağı ve çay tabağı taşıyorum. Tuzluk karabiber, pul biber, çatal, bıçak, poşet çay. Burada bulaşık süngerim var. İşte bal, reçel, bir tane ahşap tabak. Burada çatal, bıçak, maşa, açacak filan. Portatif tuzluk. Bunları da bu şekilde muhafaza ediyorum. İşte peçete, poşet, çöp poşeti. Çekmecemde bu şekilde ayarladım. Güzel bir kamp. Bütün malzemelerimi alıyor. Pratik. İşim olmadığı zaman da, kamp yapmadığım zaman da bu şekilde şöyle böyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Kenarlarından tutup bunu dışarıya alabiliyoruz. Hatta gittiğim kamp alanlarında dışarıya alıp masamın yanına koyup oradan da kullanabilirim. Altına bir şey koymak suretiyle. Çok yer kaplamıyor arabada. Onu şu şekilde arabanın sol tarafına doğru yanaştırıyorum. Sağ tarafta zaten fazlaca eşya yeri var. Önde de eşya var. Ön tarafa zaten şu alana da sandalye, masa ve ıvır zıvır koyuyorum. Bu şekilde. Tabii kenarlardan destek verip bağlayıp sağa sola araba kullanırken kaymamasını sağlıyorum. Kamp box, kitchen box, işte kamp mutfağı dedikleri aparatı da bu şekilde dizayn ettim. Tabii bunu geliştireceğim daha. Geliştirilmesi gereken yerler var birkaç. Üzerinde çalışacağım. Hatta ileride belki bunu kullanıp eğer yetmezse komple buraya bir alan düşünüp işte kızaklı öne doğru gelen böyle bir şekilde bir sistem düşünüyorum. Önce bununla bir başlayalım. Daha büyük, daha kapsamlı, geniş, kullanışlı bir şey yapabilirim. Ama dediğim gibi kullanışlı. Benim için yeterli.